لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların çoğu iman etmezler. Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ne hangi oranda iman edip hangi oranda Cenab-ı Hakk'ı yok sayacağına, küfredeceğine dair pek çok yerde malumat vardır. Ben bu malumatların hep bu anlamda işe yaradığını, yani bir kümeyiz, bir insanlık kümesi bu, kalabalık bir yığın, bu kümeden çoğunluk cehenneme gidecek, az sayıda bir insan cennete girecek. Şu halde bu bilgi, bu sınavın içerisine girmiş, bu sınavı yaşayan her insan için şu anlamda işe yarar. Çok dikkat etmeliyim. Rakiplerim çok, bir. İkincisi, bu sınavda çok az sayıda insan ödülü hak edecek veya ödüle kavuşacak. Çoğunluk cehenneme varacak. Şu halde çoğunlukla cehenneme varma şansım oransal olarak, olasılık olarak daha yüksek. Daha fazla çalışmalıyım, daha itina göstermeliyim, daha özen göstermeliyim. Aksi olsaydı Cenab-ı Hak bize cennet dolacak, cehenneme çok az kimse gidecek deseydi, o takdirde insanlar herhalde bana cehenneme gitmek düşmez, benden çok daha azgını, taşkını vesaire var. Onlar giderler. Zaten çok az bir insan grubu cehenneme gidecekmiş. Ben büyük bir olasılıkla cennete giderim şeklinde bir algıda bulunabilirdi ama durum öyle değil. Durum tam tersi. Dolacak olan cehennem, cennet değil. Cenab-ı Hak Kur'an'da cenneti dolduracağını hiçbir ayette bize haber vermiyor. Cennetin doluluğu konusunda hiçbir malumat yok. Belli ki çok tenha kalacak orası. Ama cehenneme sıra gelince Kur'an'da iki yerde cehennemin dolduracağına dair haber var. Bir tanesi Hud suresinde. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Cehennemi hem insanlardan hem de cinlerden topluca, demek ki bir arada birlikte olmak üzere insanlar ve cinler ortaklaşa dolduracaklar cehennemi. Bu ayette böyledir. Diğer ayette Estaizu billah ve lev şi'na le ateyna kulle nefsin hudaha. Dileseydik her nefse hidayetini verirdik. Aynı buradaki manayla aynı. Dileseydik her nefse hidayetini verirdik. Allah dileseydi her nefse hidayet edemez miydi soranlara? Doğrudan bir cevaptır. Elbette verirdik. Ama vermedik. Böyle dilemedik. İrade verdik, özgürlük verdik, doğru ve yanlış yoldaki tercihleri kişinin kendisine bıraktık. Bu cevap bu kadar açıktır. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ ancak حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي Cenab-ı Hak diyor ki benden sadır olan şu söz hak oldu. Nedir o söz? لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Cehennemi hem insanlardan hem de cinlerden topluca dolduracağım. Oradaki bu sözüyle alakalı olarak Cenab-ı Hak hak oldu diyor. Yani benim bu sözüm hak oldu. Allah ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım dedi. Ve neticede bu sözünün hak olarak gerçekleştiğini haber veriyor. Yani zulmen gerçekleşmedi. Hak olarak gerçekleşti. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı şudur. Bazıları bu ayetleri şöyle algılıyor. Cenab-ı Hak zaten cehennemi doldurmayı kafasına koymuş. O yüzden biz ne yaparsak yapalım, az bir grup hariç diğerlerini hep cehenneme dolduracak. Bunu baştan söylüyor. Böyle değil. Bu hani bazı hocaların kontenjanı vardır. 10 kişi geçirecek, sınıfın kalanını bırakacaksa o 10 kişi geçirir, gerikiler ne yaparlarsa yapsınlar sınıfta bırakır. Çünkü o zihninde böyle bir oran kurmuştur, kurgulamıştır. Böyle değil. Cenab-ı Hak bu sözünün gerçekleşmesini hak olarak tarif ediyor. Hak olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Allah'ın cehennemi dolduracağım ifadesinin insanların iradesi üzerinde bir ipotek oluşturması söz konusu değildir. Süreç adilane işlemiştir. İşleyen adilane süreç. Yani hangi süreç? Allah'ın akledenler üzerine hidayetini göndermesi, akletmeyenlerin üzerine pislik yağdırması, zalimlere hidayet etmemesi, sabredenlerle birlikte olması, Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği bütün ölçüleri Cenab-ı Hak adilane bir şekilde her nefis üzerinde icra etmiştir. Neticede insanlığın çoğunluğu
cehenneme, cinlerle birlikte olmak üzere cehennemi doldurmuşlardır. Tam o doldurduğunda Cenab-ı Hak dedi ki, bakın benim cehennemi dolduracağım sözüm nasıl hak oldu dedi. Yani hak olarak gerçekleşti, zulmen değil. Dolayısıyla Allah'ın kendi ilmine taalluk eden, ilmiyle söylediği bir sözü bizim irademiz üzerinde bir ipotek olarak asla algılamayalım. Peki Cenab-ı Hak ilmiyle bunu bildi, neden bize haber veriyor derseniz, deminki yoruma dönerim. O da Cenab-ı Hakk'ın bize bunu haber vermesi, neticenin bu şekilde gerçekleşeceği, oran olarak insanlığın çoğunluğunun cehenneme gideceği bilgisinin bizim açımızdan işe yarar olmasından kaynaklanmaktadır. Biz insanlığın çoğunluğunun cehenneme gideceğini bilirsek hayatı daha özenli, daha dikkatli yaşamak durumunda kalırız veya böylesi bir ibret çıkarırız kendi hesabımıza. Ben Allah'ın bunu haber vermesini böyle algılıyorum. Yoksa siz ne yaparsanız yapın, ben zaten cehennemi dolduracağım şeklinde kullara meydan okuyan bir ifade olarak algılarsak, o zaman Allah'ın kullara elçi göndermesi, onların hidayetini istemesi, küfürlerine razı olmaması, her vesileyle onları akle akletmeye davet etmesi, önlerine her yandan, kendi içlerinden, dış dünyadan, her alandan ayetlerini yoğun bir şekilde göndermesi, böylece onları hidayete çağırması, yetmezse, akletmezlerse, gelmezlerse küçük küçük azaplar tattırarak, çelmeler takarak uyanmalarına ve gittikleri yanlış istikametten dönmeleri için bu tür müdahalelerinin anlamı kalmazdı Cenab-ı Hakk'ın. O takdirde Cenab-ı Hak kendilerine bırakırdı. Zaten amacı cehennemi doldurmakmış. Öylece de topluca cehenneme götürür koyardı. Ancak Cenab-ı Hakk'ın iradesi, meşiyeti böyle değildir. Sözü de asla bu şekilde anlaşılamaz. Zira sözüyle ilgili olarak ne diyor? Hal hakkal kavlu minni. Benden olan şu söz hak oldu. لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Dolayısıyla da cehennemlikler Allah'ın zorla tutup doldurduğu kimseler değil, orayı bizatihi hak etmiş, her birinin de kendi aleyhine شَهِدْنَا عَلَى اَنْفُسِنَا, biz kendi aleyhimize ya Rabbi tanıklık ediyoruz, burayı biz hak ettik diyecek olan kimselerdir. Ayetlerde وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, kafirler topluca cehenneme sürüldüler. حَتَّى اِذَا وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا, onlar oraya gelince bölük bölük, فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا, kapıları açıldı. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, cehennem bekçileri gelen cehennemliklere dediler, أَلَمْ يَأْتِكُمْ, size gelmedi mi? رُسُلٌ مِنْكُمْ, içinizden aranızdan elçiler, يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, size Rabbinizin ayetlerini tilavet edecek, okuyacak ve sizi böyle bir vahim günden ötürü sakındıracak, uyandıracak elçiler Allah size göndermedi de mi siz buraya geldiniz diye soracaklar. Kimler? Cehennemin hazinesi, cehennemin bekçileri. Onlar ne diyecekler? Kalu bela. Demek ki kalu belayı bir tek kalu belada söylemiyorlar. Bir de cehenneme girenlerin kalu belası var. Onlara bu hazene dediğimiz cehennem bekçileri, Allah size elçilerini gönderip bu vahim günden ötürü sizi uyandırıp sakındırmadı mı dediklerinde, bu kez ikinci kez dediler ki kalu bela, elbette Allah gönderdi, bizi uyardı, neler yapmadı ki dönelim diye. Ama o lakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin, biz kafirler için bu azap haktır dediler. İşte cehenneme girenlerin kendileriyle alakalı olarak azapla ilgili yaptıkları yorum, bu azap bize haktır dediler. Dolayısıyla asla Rabbinin ben cehennemi dolduracağım sözünü tuttuğunu cehenneme dolduracak, bunu aklına, bunu kafasına koymuş şeklinde algılamayın. Bu Allah'ın bize gayben ilmiyle verdiği bir bilgidir. Cehenneme girecek olanlar adil bir sürecin sonunda gireceklerdir. Orayı hak edecek olan kimselerdir. Sonuçta cehennem dolduğunda Allah kullarına diyecek ki, meleklerine diyecek ki, ben dememiş miydim dolduracağım? Bakın nasıl doldu. Ama nasıl? Hak olarak.
Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla ilgili verdiği bu bilgiyi. Düşünün ki bir öğretmen bir okula tayin oluyor. Kendisine bir sınıf tevdi ediliyor. O sınıfta derslere başlıyor. Öğretmenin kafasında ne var? Ben bu sınıftakilerin yarısını bırakmak istiyorum. Böyle bir önyargıyla girmiyor. Ben sınavımı yaparım. Herkes adil bir biçimde iyi not alan geçer, kötü not alan kalır. Öğretmen böyle adil yaklaşıyor olaya. Bir ay derse giriyor, bir aydan sonra öğretmenler odasında konuşurlarken bir başka arkadaş ona soruyor, senin sınıfın nasıl? Valla işte diyor, öyle böyle, yani yarısı geçer, yarısı kalır şeklinde. Yani bu nedir? Öğrencilerle ilgili bir zannıdır hocanın. Ölçtü, tarttı, biçti, bu sınavdan, bu sınıftan geçer not herhalde yarısı ancak kalır, yarısı da kalır. Bu ne ile veriyor bunu? Zan ile veriyor. Cenab-ı Hak aynı sözü söyledi mi? İlim ile söylüyor. Farkı burada. Hocanın sözü tutabilir, %50 tutabilir, %60 tutabilir. Zannı belli oranda tutabilir. Allah söyledi mi? Kat'en tutuyor. Kesinlikle tutuyor. Cenab-ı Hak diyor ki insanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu kafir oluyor. İnsanların çoğu cehenneme gidiyor. Cehenneme gidecektir. Bu bilgisi, bu bilgi Cenab-ı Hakk'ın ilmen verdiği bir bilgidir. Yoksa insanların iradesi üzerine bir ipotek teşkil etmez. Cenab-ı Hak bunu söylediği gibi bunu iblis bile söyledi. İblis ama ilmen söylemedi. İblis ne olarak söyledi? Zannen söyledi. Ne dedi? Dedi ki وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Onların çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi insanlarla ilgili olarak. İblis bunu söyledi. Daha sonra Cenab-ı Hak İblis'in bu sözüyle alakalı olarak dedi ki وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ İblis onların üzerinde zannını doğruladı. Yani İblis böyle bir zan ortaya koydu. Sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi. Ve bu zannını doğruladı. Ya Rabbi bak çoğu şükretmiyor diye zannının doğru olduğunu ortaya koydu. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın insanlar hakkında verdiği bu bilgi insanların iradelerine baskı kuran bir bilgi değildir. Kendine has bir ilim ile Cenab-ı Hak geçmişi ve geleceği kuşatmıştır. Bununla haber veriyor. لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Demek ki cehennemliklerin üzerinde, cehennemliklerin iradesi üzerinde bir baskı kuran, dolayısıyla da onları cehennemlik eden bir şey değildir bu. Cehenneme girenler cehennemi hak etmişlerdir. Bir başka ayette Cenab-ı Hak cehennemdekileri tarif ederken وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cehennem için cehenneme girecek olanlar kim bunlar? Cinlerden ve insanlardan bunları tarif ederken Cenab-ı Hak diyor ki biz onları da yarattık ancak onlar diğer insanlardan farklı değildir. Yani cehenneme gidenler, kalpsiz insanlar. Allah kalp vermedi. Kalp vermediği için de cehenneme gitmek durumunda kaldılar. Allah niye kalp vermedi? Kalp verirse onlar da akrederler. Akredince de cehenneme gidecek kimse kalmazdı. Böyle bir şey yok. Lahum kulubun. Onların da kalpleri var ama la yefkahuna biha. Onlar bu kalpleriyle fıkh etmiyorlar. Ve lahum ayunun. Onların da gözleri var. Cennete gidenler gibi, cennetlikler gibi cehennemliklerin de gözleri vardı ama la yubsiruna biha. Onlar o gözleriyle basiret etmediler. Hep nereye vurgu yapıyor Cenab-ı Hak? İradeye. Kalbi var ama kullanmadı. Kullanmayan nedir? İrade. Gözü var ama onunla basiret eylemedi. Vurgu nerede? İradede. Cehenneme gidenler kendi iradeleriyle oluşturdukları, renklendirdikleri, çıkardıkları bir hayatın neticesinde oraya vardılar. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın vaktiyle böyle söz, böyle bir söz söylediği için buna mecbur kalmış değillerdir. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ Kulakları da var. Allah onları kulaksız yaratmadı. Tıpkı cennetlikler gibi cehenneme gidenlerin de kulakları vardı. اَمَا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onlar onunla işitmediler. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ İşte bunlar hayvanlar gibidir. Belhum adal hatta daha beterdirler diyor Cenab-ı Hak. Demek ki cehennem ve cennete giden süreçte insana verilen iradenin neticesi olarak insan kendi akıbetini kendisi belirler. Allah Cenab-ı Hak kendi ortaya koyduğu sünnetini işledir.
hangi sünnetini kitapta haber verdiği, kime hidayet edip kime hidayet etmediği, hangi tür davranışlara hangi ödülü, hangi tür davranışlara hangi ceza ile karşılayacağını haber verdiği bir süreci Cenab-ı Hak adil olarak işletir. Bu süreç ne kadar tabiiz ise insanlığın farklılaşması, tek tip olmaması cennetin ve cehennemin varlığı da o denli tabiidir. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُولِ İşte diyor Cenab-ı Hak, biz sana senden önceki elçilerin haberlerini kıssa ediyoruz. Hud suresi yaklaşık bir senedir işlediğimiz bir sure, belki daha fazla. İçinde peygamber kıssaları vardı. Nuh aleyhisselamdan, Salih aleyhisselamdan, Eyke halkından. Bunları Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e anlattı. Şimdi sureyi bitiriyor. Sureyi bitirirken onlara atıfta bulundu. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ Sana kıssa ediyoruz. مِنْ اَنْبَاءِ رُسُلْ Min olunca da demek ki hepsini anlatmadı. Onlardan bir kısmını. Başka bir ayette biz pek çok elçiler gönderdik. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ Sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Bunlar anlattıkları. Anlattıkları içerisinde مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَدَكَ Her şeyi anlattı mı? Hayır. Neleri anlattı? Mâ, öyle şeyleri anlattım ki müsebbiti onlarla tespit edeyim, sağlamlaştırayım fuâdeke gönlünü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen kıssaların öncelikle onun için bir teselli. Onu bu zorlu yolda girdiği bu süreçte ona biraz ferahlık verecek bir rahatlama sağlaması için Cenab-ı Hakk'ın anlattığı kıssalardı. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ Sana elçilerin haberleri geldi. Bu yol böylesine zorlu, karşı taraf böyle çetin, sabretmen gerekiyor. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ Elçilerden azimet sahibi olanlar nasıl sabrettilerse, Nuh nasıl sabrettiyse, İbrahim nasıl sabrettiyse, Salih nasıl sabrettiyse, sen de böyle sabret diye Allah'ın numune olarak elçisine ortaya koyduğu hikayeler, ortaya koyduğu kıssalardır. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ Özelde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, genelde bütün insanlık veya genelde bütün müminler. Çünkü inzar etmek, uyarmak, inancını başkalarıyla paylaşmak, bu uğurda gelen istihzaya, alaya, gelen dalga geçmelere, gelen hafife almaya, gelen eziyete, işkenceye hatta sabır göstermek Allah'ın elçisinin birinci derecede sorumluluğu idi, ilk idi bu hususta. Ama bu sorumluluk onunla bitmedi. Ondan sonra bütün müminlere geçmiş durumdadır. Yani inancını başkalarıyla paylaşmak ve bu inancı yeryüzünde Allah'ın kullarına ulaştırmak her müminin vazifesi. Böyle hal böyle olunca da burada geçmiş ümmetlerdeki kıssalar Allah'ın elçisi için nasıl bir teselli, nasıl bir gönül sağlamlığı açısından bir kaynak ise aynı şekilde müminler için de aynı anlamdadır, aynı geçerliliktedir. Dolayısıyla bir kul Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın çektiklerini, Hazreti Hud Aleyhisselam'ın çektiklerini, Lut Aleyhisselam'ın çektiklerini görünce anlar ki bu Allah'ın sünnetinde var. Allah elçilerini bile böylesine azgın, taşkın bir toplum karşısında bu denli sıkıntılar içerisinde bırakmış ve bu koşullarda onun tebliğde bulunmasını, bu koşullarda onun insanlara Allah'ı anlatmasını emretmiş ise, o zaman demek ki Allah'ın sünneti bu. Benim de bugün karşı karşıya bulunduğum bu durum son derece doğaldır. İnsanlara anlattığımda insanların dalga geçmesi, hafife alması, dinci bu, dinci anlarsın ya şeklinde istinza etmeleri, giyimime, kuşamıma, hayat biçimime, onlardan ayrı ama nezih olan bu anlayışıma, insanların böylesine aşağılayan, üstten bakan yaklaşım ile gelmelerini normal karşılar. Bunu Cenab-ı Hakk'ın sünnetinin bir sonucu, imtihanın doğasından gelen bir olgu olarak algılar. Ve böyle algılayınca da gönlü ne olur? Sabit olur. Gönlü, fuadı, yani iç dünyası, ruhaniyeti
belli bir kararlılık, belli bir sağlamlık kazanır. Ve kullen nakussum aleyke min enba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. O kadar ki Allah haber veriyor. Biz hangi elçi gönderdiysek ve ma arsalna min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Hiç alay edilmemiş bir elçi yoktur. Alay edilmemiş, istihda edilmemiş, hafife alınmamış, kendisiyle dalga geçilmemiş hiçbir elçi söz konusu değil. Dolayısıyla Allah bunu elçilere reva gördüyse, Allah'a inanan ve onun yoluna çağıranların hepsinin yaşayacağı, hepsinin pay alacağı temel bir hususiyettir bu imtihan açısından. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ. İşte bu surede de sana geldi, erişti. Ne geldi? El-Hakku, hak geldi. Bu surede okuduğun kıssalar öyle sağda solda okuduğun, duyduğun, bildiğin menkıbelere benzemez. Şöyleymiş, böyleymiş diye. Bunlara sana Allah haber veriyor. Dolayısıyla hak ile haber veriyor. Aynen vaki olduğu şekliyle, bütün çıplaklığıyla gerçek olarak haber veriyor. Ve mev'idatun. Bunda hak var. Başka ne var? Ve mev'idatun. Ve öğüt var. Ve zikra. Ve uyarı var. Lil mu'minin. Demek ki geçmiş ümmetlerin kıssalarında öğüt var, hak var ve bir de uyarı var. Al, insanlar o kıssaları okuyunca onların durumlarından hem öğüt çıkarır, onların sonlarından uyarı çıkarır, kendi sonunda yaklaştığı hususunda ve sürecin işleyişine bir üst bakış yaptığında, kuş bakışı baktığında da Cenab-ı Hakk'ın icra ettiği bu sınav hayatını hak olarak algılaması ve telakki etmesi söz konusudur. Ve zikra lil mu'minin. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullah el-azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minin. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ lâ tâkata lenâ bih. وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مُولَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.